vakıf katılım sosyal mesajı sunar. TV.net'ten herkese merhabalar. Ne var ne yok diye soranlara iyilik güzellik diyenlerin programı sosyal mesaj programındayız. Ben Salih Yüzgenç. Bu hafta da çok değerli misafirlerimiz stüdyomuzdalar. Onlarla hem kurumlarını konuşacağız hem de kendilerine dair konuşmaya gayret edeceğiz. Bir hatırlatma yapalım. Info.tgsp.org.tr Türkiye Gençlik STK'lı platformunun mail adresi. Buraya bir mail bırakarak programla alakalı geri dönüşlerinizi, eleştirilerinizi, taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz ve Konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Bugün İstanbul Başkanı Abdullah Serenli bizlerle birlikte. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ve çok kıymetli bir konuğumuz daha. Lütfü Sunar. Lütfü Hocamız bizlerle birlikte. İlke Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi bugün hem İlke Vakfı'na dair konuşacağız hem İslam'a dair konuşacağız. Tabi İslam demişken İslam'ın ne olduğunu da şöyle ben tekrar bir söyleyeyim. İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi. Kısaltma olunca bazen öyle kodlanıyor zihinleri. Tam olarak ne yaptığına dair, tam olarak nasıl bir işlevselliği olduğuna dair tekrar bir açılım yapmak gerekiyor. Bunu zaten Abdullah Bey'e soracağız ama ben İlke Vakfı'ndan başlayayım dilerseniz. Eee hocamızı tanıyoruz aslında. TV'nin ekranlarından da tanıyoruz birçok programdan. Ama hem kendisini bizler için bir e, tanıtmasını rica edeceğiz hem de İlke Vakfı'ndan bahsedebilirsiniz memnun oluruz. Evet. E, Sunar ben Medinet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesiyim. E, ağırlıklı olarak sosyolojik teori, e, Türkiye'nin toplumsal yapısı, e, toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik konularında çalışıyorum. Bu usularda çok sayıda araştırma yapıyorum, yürütüyorum, bunları yayınlıyorum, raporlar hazırlıyorum. Bu anlamda Türkiye'nin toplumsal yapısını değişimini ve ortaya çıkan sorunları, meseleleri takip etmeye, izlemeye, çözümler önermeye gayret gösteriyorum. İlke Vakfı, İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı aslında uzun ismi sizin de bildiğiniz üzere İlke hem kısaltma İlke, ilim kültür, ilim, kültür eğitimi kısaltması. Açılımı yani hocam. Hem de aynı zamanda bir kavram olarak da ilkenin durduğu yeri ifade eden bir e, isim. E, ilke kavramı bizim için önemli. İlkeli olmak, e, ilkeli davranmak, ilkelere bağlı hareket etmek e, bizim için önemli. bu yüzden vakfımızın ismi İlke, İlim, Kültür, Eğitim Vakfı. İlke Vakfı olarak kullanıyoruz ağırlıklı olarak. Bünyesinde e, çeşitli bir toplum kuruluşlarının bulunduğu bir çatı kuruluş ülke. İlmetütler Derneği gibi, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği gibi, Yaygın Eğitim Kültür Derneği gibi, her biri kendi alanında çok özel ve nitelikli faaliyetler yapan kuruluşların bulunduğu bir çatı kuruluş. Ayrıca İlke Vakfı bünyesi altında, üç adet araştırma merkezi bulunuyor. Bu üç araştırma merkezinden birisi, İkam İslam İktisadi Araştırma Merkezi, bir diğeri EPAM Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi ve son olarak da TODAM Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi şeklinde. Bu üç araştırma merkezinde biz dünyanın ve Türkiye'nin önemli sorunlarını, meselelerini, gündemini izleyip takip edip kendi perspektifimizden insanlığın ve toplumun faydasına ve e, refahını artıracak e, bir şekilde çözüm önerileri getirme çabalıyoruz. E, bizim için e, bu nokta önemli e, çünkü e, yani sadece belli bir yerden bakan, sadece belli bir grubun e, faydasını çıkardığını gözeten bir bilgi üretim faaliyetinin e, bilgiden hasıl olacak faydaya e, zarar verdiğini düşünüyoruz. O yüzden herkesin faydasını, herkesin iyiliğine, e, herkesin e, e, refahını yükseldi, yükseltecek bir şekilde e, bir bilgi birikiminin oluşmasını önemsiyoruz. İlke Vakfı bu anlamda e, aynı zamanda bir düşünce kuruluşu olarak da faaliyet gösteriyor. E, pek çok alanda e, araştırmalar, raporlar yayınlıyoruz. Bunlardan en önemlisi 3 e, sene önce başlatmış olduğumuz Geleceğin Türkiye'si projesiydi. E, Geleceğin Türkiye'si projesinde Önümüzdeki 10-15 yılı hedef alarak Türkiye'de belirli alanların geleceğe hazırlanması yönünde bir bakış açısı, bir perspektif oluşturmaya çabaladık. Eğitim, yüksek öğretim, ekonomi, yönetim, sivil toplum, dış politika gibi alanlarda raporlar yayınladık. Ayrıca 2021 yılı içerisinde kültür politikaları ve yine sivil toplum alanında raporlarımız çıkacak. 8 alanda geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek bir bilgi birikimi oluşturma çabası içerisinde olduk. Bu raporlar çok ilgi gördü, çok ciddi katkı yaptı. Dolayısıyla bu raporlarda oluşan birikimi takip etmek üzere de alan izleme raporları projesini başlattık. 4 alanda gelişmeleri veriler üzerinden takip ederek bir kronik tutmaya, bir gündem oluşturmaya. Ve gelişimi e, sistematik ve stratejik bir şekilde takip etmeye gayret ediyoruz. 2020 yılı içerisinde eğitim, ekonomi, e, hukuk ve e, sivil toplum alan izleme raporlarını hazırlamış olduk. Sivil toplum raporu diğerlerinden bir miktar farklı oldu. 10 yıllık bir izleme gerçekleştirdik sivil toplumda. E, bugün belki biraz daha evet. detaylı konuşabiliriz. Bugün zaten soracağımız konulardan biri hocam. Evet. Ayrıca çok sayıda alanda politika notları, analizler, doğrudan araştırma raporları hazırlıyoruz. Bunları kamuoyuna, politika yapıcılara, yöneticilere, akademisyenlere, uzmanlara sunuyoruz. Türkiye'nin bilgiye dayalı bir şekilde kalkınmasını, Türkiye'nin sistematik bir şekilde kendi sorunlarında çözüm arayan bir yapıda olmasını arzu ediyoruz. Evet. Bu doğrultuda da çalışmaları derinleştirerek devam ettiriyoruz. Biz de istifade etmeye çalışıyoruz. Hem yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaş olarak hem öğrenci olarak hem de aslında sivil toplum çalışmalarında bulunan insanlar olarak ki e, sivil toplum çalışmalarında bence çok merkezi eğitimler sağlıyor İlke Vakfı. E, işte kurumsal yönetim akademisi gibi mesela çok bence önemli bir alan. Çünkü hep bizim programda da sorduğumuz bir şeydi. Bugün 33. programı çekiyoruz. Belki bütün programlarda konuklara sorduğumuz bir şeydi. E, işte Sivil toplum çalışmalarında profesyonel mi olmak lazım? Yoksa o amatör ruh dediğimiz şeyi korumak mı lazım? Siz buna belki çok daha farklı bir yerden bakarak cevaplar veriyorsunuz. Bugün fırsat olursa onu da sormak isteriz hocam. Mutlaka. Şimdi ben Abdullah Bey e döneyim, Abdullah Serenli'ye. İslam'ı soralım. Ee, hocam aslında İlke Vakfı'ndan bahsederken bir düşünce kuruluşu gibi olduğunu söyledi İlke'nin ama İslam zaten bir think tank diyorlar değil mi? Batı literatür evet. literatüründe bir düşünce kuruluşu. Siz uzun yıllardır siz de e, çeşitli kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarında görevler yaptınız. E, şimdi de İslam'la böyle bir e, çalışmaları sürdürüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Siz de öncülüğünüzle de devam ediyor. İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi'ni bir soralım size hem de siz de tanımış olalım tekrardan. Evet teşekkür ediyorum tekrar bu vesileyle. Ee, öncelikle TV.net televizyonuna, e, sivil toplum adına bu anlamlı program dolayısıyla e, tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Türkiye Gençlik STK'lar platformuna da katkılarından dolayı hasreten teşekkürü borç bilirim. E, ayrıca dün akşam e, vefat eden Muhammed Emin Saraç Hoca Efendimize de Allah'tan rahmet Kedaylı ailesine, talebelerine ve sevenlerine bas sağlığı dilemek istiyorum. Emin Saraç Hoca olsun. Efendi aslında bizim de programımızla bağlantılı bir şekilde sivil eğitimin bir anlamda Fatih'te mümtaz, müşahhas, müşahhas hale gelmiş temsilcilerin birisiydi. Bu anlamda önemli görüyorum. Bu vesilede kendisine rahmet, mekanı cennet olsun diyorum İstanbul'u Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi İslam 2013 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu, bir düşünce kuruluşu, Think Tank'sinde bahsettiğiniz gibi temel düşüncemiz şuydu kuruluş esnasında Türkiye'de bu alanda çok fazla bir çalışma olmadığını düşünerek aslında bir hareket haline gelmiş olduk. Politika, ekonomi ve toplum başlığını kendimize tercih ettik üç ana başlık üzerinden çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi umut ettik bu alanda bir hedef koymuş olduk bizi biraz daha farklı kılan belki diğer düşünce kuruluşlarından biz tüm çalışmalarımızda biraz daha çok hem operasyonda işin organizasyon tarafında hem de üretim kısmında genç arkadaşların rol almalarını önemsedik onlara yol açmak, onların bu programlar içerisinde, bu düşünce kuruluşu içerisinde bir yer edinmesiyle alakalı bir çalışmamız oldu. Temel hedefimiz buydu. Bunun yanı sıra tabii ki düşünceyi gerçekleştirirken de bu arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmesi ve Türkiye'de aslında düşünce kuruluşlarının temel hedeflerinden birisi malumunuz. Politika üreticilere bir destek sağlamak. Çalışılan alanla alakalı biraz daha çok. E, bu tabi uzmanlık alanları olabiliyor kendi içerisinde ayrılabiliyor e, düşünce kuruluşları. Biz daha çok genel bu üç başlık etrafında e, çalışmalarımızı devam ettik e, malum bu süreçte biraz daha e, işte panel organizasyonları semiminler e, söyleşiler forumlar gerçekleşirdik e, yine bu süre içerisinde yaptığımız etkinliklerden e, birkaçı diyebiliriz evet. e, zaten birazdan asıl e, merak ettiğimiz Konu başlıkları var. Mesela e, ben çok kıymet verdim Osmanlı Atlası projeniz, yakın tarih bilici panelleri, kitapçıkları e, kitapçıkları da az önce kuliste hediye ettiniz bizi ayrı bir heyecanlandık. Çünkü e, Mesela, ülkeleri tanıma adına yani Osmanlı'nın Osmanlı Osmanlımızın yani Osmanlı Osmanlı diyoruz ama Osmanlı'nın ne yaptığına dair Avrupa Avrupa coğrafyasında özellikle e, ciddi bir bize birikim ve veri sağlayan e, çalışmalar olmuştu sizin e, katkılarınızda. Onu soracağız. Ben lütfü hocaya tekrar döneyim lütfü hocamıza. İlke Vakfı'dan bahsettik ve şunu dedik aslında. Türkiye'de sivil topluma dair bir ağ örme çalışmasında destek verdiğini. Hep işte yapmış olduğu eğitimlerle, düzenlemiş olduğu programlarla, panellerle. Peki siz Türkiye'de sivil toplumu nasıl görüyorsunuz hocam? Aslında belki bunun cevabı çok uzundur. hatta şunu da diyebilirsiniz. Ya işte araştırmalarımızı okuyun kardeşim. Bazen oluyor ya bunu söyledik zaten. Niye soruyorsun gibi. Evet, ee, biz de sivil toplumu hı. görmek için sizin programınızı izliyoruz. Yani bu soru. Aa teşekkür ederim. Zaten hocam, hani gerçekten. O 33 program yapmışsınız. <laughs> Bizimle evet. birlikte 66 ediyor. Ee, 66 kuruluşu ağırlamışsınız. Bu büyük bir e, yekün. E, şaka bir yana Türkiye'de sivil toplumun böyle ilginç bir e, hikayesi var. Yani sayısal olarak baktığımızda Türkiye'de sivil toplum çok büyük bir genişleme içerisinde. İşte 2000'lerin başında 80 binlerden. 2010'larda 110 binlere, 2020'lere geldiğimizde de 120 binleri geçmiş vaziyette. Sadece dernek sayılarından bahsediyorum. Vakıfları, kooperatifleri ve diğer sivil yapıları saydığımızda bu yapı, bu sayı 180 bini geçiyor. Bu anlamda baktığımızda sayısal olarak çok ciddi bir genişleme söz konusu. Bunun elbette ki şehirleşmeyle, eğitimin genişlemesiyle, Sivil toplum kurma ve sürdürme imkanlarının genişlemesiyle ilişkisi var. E, tabii burada bir şeyden bakmak gerekiyor. Bir tasdif meselesi önemli. Yani e, sivil toplum kuruluşları içerisinde çok sayıda e, kuruluş var ama mesela diyelim ki cami yaptırma ve yaşatma dernekleri var. Bence çok kıymetli e, kuruluşlar. E, çok doğrudan belli bir somut odağa e, gözeterek faaliyetler yapıyorlar. Ya da spor kulüpleri Evet. Ya da ne bileyim mahalle dernekleri ya da hemşehri dernekleri. Bunlar yaklaşık işte 100 bini buluyor sayısı. Bunları hocam kategorizasyon olarak ayırmak gerekiyor mu? Tabii ayırmak gerekiyor. Çünkü yapı şimdi yapıya göre, yapının işlevine göre, boyutuna göre meseleleri ve sorunları ortaya çıkıyor. Yani işte diyelim ki siz bir cami yaptırma yaşatma derneği kurmuşsunuz. Sonra cami yapılmış. Orada bir lokal var. O lokalı işleten bir yapı da sivil toplum kuruluşu. Çok gündelik bir ilişkiler içerisinde şekillenen bir kuruluş. Ama bir tarafta diyelim ki ülke Vakfı gibi işte e, Türkiye'nin meselelerine e, yönelik çözümler üreten, bakış üreten, fikir üreten bir kuruluş da sivil toplum kuruluş. Ya da ne bileyim 7 kıtada yardım operasyonu yapan kuruluşlarımız var. Evet. Bizim. E, onlar da sivil toplum kuruluşu. Bunları hem e, konularına göre hem ebatlarına göre tasnif etmemiz gerekiyor. Ama ben daha önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, yani sivil toplum alanını genişleten, e, sivil toplum ile ilgili meseleleri gündeme getiren e, kuruluşlar aslında düşünce kuruluşları. Hak arama e, hmm. kuruluşları. E, sosyal yaşama müdahil olmaya e, yönelen toplum tabanlı ya da hak te temelli çalışan kuruluşlar. Bu kuruluşların ben sivil toplum alanının e, transistörü, sivil toplum alanının e, taşıyıcı unsurları olduğunu düşünüyorum. Buraya bakmamız gerekiyor. Diğerleri önemsiz anlamda söylemiyorum. Ama e, sivil toplumun meseleleri söz konusu olduğunda bu EFSAF'taki kuruluşların belirleyici olduğunu düşünüyorum. Çünkü sivil toplum bir memlekette iki tane temel işlevi vardır. İki tane temel işlevi vardır. Bunlardan birisi Toplumsal hareketleri sağlar sivil toplum kuruluşlar. Yani insanların bilgiye, iktisadi kaynaklara, sosyal ilişkilere e, erişimini e, sağlar. Sosyal sermaye oluşturur insanlara, kültürel sermaye oluşturur. İnsanların e, belirli e, pozisyonları, belirli konumları elde etmek için imkanlara erişmelerini temin eder. İkincisi, sivil toplumun ikinci önemli işlevi de gücü ve serveti dağıtır. Yani ister yardım kuruluşlarıyla, yardım organizasyonları kanalıyla, isterse kamu politikalarına müdahale ederek, e, kamusal hakları e, garanti altına alarak dağıtır. Bunu Yapar. Yani bir işçinin grev hakkını savunan sivil toplum kuruluşu da, e, servetin, sermayenin, gücün dağılımını sağlayan bir kuruluştur. İşte insanların zekatlarını toplayıp yardım olarak dağıtan kuruluşlar da bunu gerçekleştiriyor. Sivil toplum kuruluşlarının esas fonksiyonu, esas işlevi, hareketliliği sağlamak. Servetin hareketliliğini, bilginin hareketliliğini, konumların, sosyal statülerin hareketliliğini sağlamak. Şimdi bu aynı zamanda bir memlekette yönetimin düzgün işlemesini, yani işte kontrol denge sistemini temin etmede sivil toplum kuruluşlarına bir vazife yüklüyor. Aynı zamanda sorunların yerinde gözlemlenip raporlanmasını, gündeme getirilmesini, dolayısıyla o merkezi kamu idaresinin göremeyeceği Uzaklıkta olan ya da detayda olan meselelerin, problemlerin gündeme gelmesini e, temin ediyor. Ya da kendi hakkını savunamayacak güçsüz toplum kesimlerinin hakkını, hukukunu savunma hususunda bir rol icra ediyor. Dolayısıyla biz oraya bakmamız gerekiyor. Oraya baktığımızda Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının, e, kritik cümleyi söylüyorum. Oraya baktığımızda Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının 2000'lerden e, 2010'lara kadar çok ciddi bir genişleme yaşadığını... 2010'lardan ise günümüze gelene kadar ciddi bir daralma yaşadığını söyleyebiliriz. Çok ilginç hocam. Aslında söylediğiniz şeyler bence bir açıdan da şey gibi oldu. Kendimi derste gibi hissettim. çünkü birazdan bahsedeceğiz sivil toplumun 10 yıldır raporunda aslında siz biraz bunlardan da bahsediyorsunuz. az önce bahsettiğim kategorileştiriyor. Ben mesela ben orada gördüm. Yani insani yardım dernekleri, insani yardım kurumlarıyla atıyorum az önce bahsettiğiniz düşünce kuruluşları aslında ayrı bir çalışma alanına sahip biz hepsine dernek hepsine vakıf diyoruz belki ama belki hitap ettiği kitleler ya da düşünce anlamında çalışma organizasyonları gerçekten çok farklı. İşte bunu bazen bazı camiaların e, katkılarıyla ortaya çıkan kurumlar farklı iş de gösteriyor. Bazen öğrenci organizasyonları üniversitede başlıyor. Işte mezunlar derneği oluyor. Ama bakıyorsunuz Türkiye çapında ya da farklı oluşumlarda faaliyetler yapabiliyor. Bunu bunun mantığını bilmek bence yani, Türkiye'yi tanıma adına aslında birçok şey bize söylüyor. Yani bunu bilsek ne olacak? Türkiye'de aslında işi yapan, iş yapan e, kamuya büyük destek sağlayan kurumlardan bahsediyoruz. Evet. Değil mi hocam? Evet. Yani sivil toplum demek bu demek. Yani çoğu zaman işte kamu STK ilişkileri konuşuluyor. Ne evet. demek bu yani kamu STK ilişkileri? Şimdi ben Abdullah Bey'e döneyim. E, çünkü şimdi Osmanlı atlasını sormak istiyorum. E, aslında belki hocamdan aldığımız sözü biraz taşıyabiliriz size. Sizin de belki katkınız olur. Ama Osmanlı atlası projesi çok önemli çünkü Osmanlı Osmanlı'nın Avrupa coğrafyasındaki Avrupa ülkelerindeki çalışmalarını, faaliyetlerini, yani Osmanlı orada ne yaptıyı bize A'dan Z'ye anlatan raporlardı bunlar. Bunları konuşmak istiyoruz. Buyurun. Evet. Esasında tabii bu Osmanlı hattası Balkanlar bizim büyük bir projenin bir parçası. biz bir düşünce kuruluşu olarak şöyle düşündük. düşünce geleneğimizin tarihi iz düşümünü takip edelim. Yani bu Semerkant, Buhara, Endülüs, e, buradan gelen bir düşünce e, geleneğimiz var e, bize aktarılan. Bunun izini sürelim e, diye düşünürken, e, işte bir parçasını bunu biraz daha Balkanlar üzerinde yoğunlaştırarak ortaya koyduğumuz bir proje, Osmanlı Atlası. E, bu bölüm içerisinde tabi bunu biraz daha Osmanlı'dan tevarüs eden e, hem politik anlamda, ekonomik anlamda ve toplumsal yani bizim o bahsettiğim üç alan çalışmasıyla da ilintili olarak bu bu alanda tevarüs eden e, miras nedir? E, ve bu mirası bu ülkelerden devamı nasıl sağlanıyor? Bunun alakalı bir e, rapor, bir analiz ortaya çıkarmak e, bu projenin esas gayesi. Tabi burada e, bu Balkan bizim de bugün gönül coğrafyası dediğimiz bu ülkelerdeki özellikle e, işte 1900'lü yıllardan sonra hem kırılmalar, yani çok çeşitli siyasi kırılma yaşandı malum. Değişik rejim türleri orada gerçekleşti farklı şekillerde. Dolayısıyla bunları politik anlamda hem izlerken, aynı zamanda toplumsal düzeyde bunların karşılığı ne oldu. Yani bir Osmanlı'nın tevarüs eden bazı geleneklerin burada bir değişimi, bir dezenformasyonu tırnak içerisinde bu şekilde gerçekleşen herhangi bir şey var mı? Bunun bir çalışmasıydı. Ee, tabii işin siyasi ve ekonomik tarafı biraz gün, gündeme dair e, fotoğrafları içeriyordu ama toplum kısmında şunu gördük e, incelediğimizde bu ülkelerle alakalı yani e, hangi ülkeleri inceledik Bosna-Hersek başta olmak üzere Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan alt ülke. De bu ülkeler e, işte Kosova, Karada, e, Romanya da eklenebilir e, nihayetinde ama. Ee, şu an bu projede bun, bunlarla sınır tutmuş olduk. Burada özellikle toplum kısmını incelediğimizde e, bizim bugün Anadolu'da herhangi bir köyümüzde, herhangi bir şehrimizde gördüğümüz işte geleneklerimizin birçoğunun orada hala yaşadığını hatta belki bugün e, bizden daha muhafazakar bir şekilde koruduklarını gözlemleyebiliyoruz. Yani düğünlerinde, e, çeşitli cemiyetlerinde uyguladıkları e, törenlerde Yapmış olduğu çeşitli gelenekler, adetler, bunu bize gösterdi. Bu tabi sevindirici bir süreç. Biraz bunları izleme, işte kültür bağlamında, aile bağlamında, gençlik bağlamında bunları gözlemlemeye çalıştık bu rapor altında. Tabi şunu da belirtmek lazım, bu raporu biz Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yaptık. Bu anlamda da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkısında teşekkür etmek istiyoruz. Güzel bir rapor, altı rapor ortaya çıkmış oldu. E, raporların kendi ebatları e, tabi biraz daha e, yarı akademik sayılabilecek düzeyde ama biz bu altı raporun e, bir kitap halinde de gençlerin daha rahat okuyabileceği, hızlıca okuyabilecekleri e, ve e, bir kitap çıkarın da getirmiş olduk. E, bu açıdan da güzel oldu. Aynı zamanda pan bu e, raporlarla beraber bir panel de e, gerçekleştirdik. 3 tane seri panelimiz oldu. E, işte İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde. Yakın tarih birinci panelleri mi? Yok. Osmanlı Atlası ile alakalı. <laughs> tamam. Osmanlı Hattası panelleri de gerçekleştirdik. Bizim için önemli olan orada tabi Cemalettin için e, bu panellerimize katılmış olmasıydı. Bosna-Herzegovina Milli Şairi hem evet. malum. E, iki tane panelimiz hem e, İstanbul'dakine hem de Şanlıurfa'da gerçekleştiğimiz panellerin ikisine de katıldı. E, Bosna-Herzegovina Milli Şairi olarak e, bu açıdan da önemliydi. Gençlerin teveccühü de bu alanda il ilgisi de bizim hoşumuza gitti. Memnun kaldık. Evet şimdi e, zaten gençlerin işin içerisinde olması ayrı bir güzellik. Yani onlar yoksa zaten sıkıntı var. O yüzden iyi ki gençler de işin içerisinde olmuş. E, bir araya gidelim hocam. Aradan sonra ben sivil toplum 10 yılı izleme raporunu size konuşmak istiyorum. Oraya geçeriz. İşte kısa bir aramız var. Tekrar birlikteyiz. Vakıf katılımın sunduğu sosyal mesaj devam ediyor. Evet TvNet'ten tekrar herkese merhabalar. Ben Salih Hüseyin. Sosyal Mesaj Programındayız. Bugün İlke Vakfı, İlim Kültür ve Eğitim Vakfı, İlke Vakfımızın Yönetim Kurulu Başkanı lütfi sunar bizlerle birlikte. Lütfi hocamız ve İslam Başkanı Abdullah Serenle bizlerle birlikte. Hem İlke Vakfına dair konuştuk, hem İslam'a dair konuştuk. Şimdi de aslında çalışmaları biraz daha ele alacağımız bir sahaya geçmiş olalım ve şunu soralım. İlk bölümde birazcık değinmiştik aslında Sivil Toplumun 10 Yılı Alan izleme Raporu. İlke Vakfının en güzide çalışmalarından biri. Birçok çalışması güzeldi ama bu hakikaten böyle vay be bunlar da mı olmuştu falan diyeceğimiz yakın tarihimizle alakalı güzel bir e, geri dönüş olmuş oldu. Ve yayınlandı. Hocam bunu soralım size buyurun. Hakikaten öyle. Yani ben de kendi bölümümü yazarken raporda benim de bir bölümüm var. Son 10 e, yılda devlet toplum ilişkileri bakımından sivil toplumun konumu e, başlıklı. E, o bölümü yazarken ben de vay be bir zamanlar neler konuşuyormuşuz falan dedim kendi kendime. Şimdi, Türkiye'de 2000'li yılların başında bir önceki programın bir önceki bölümünde biraz girmiştim. 2000'li yılların başında Türkiye'de çok ciddi bir kırılma oldu sivil toplum alanında. Malumunuz işte 28 Şubat süreci Türkiye'de büyük bir baskının, büyük bir bürokratik kontrolün ortaya çıktığı bir dönemdi. Bu dönem iki olayla kapandı. Bu iki olaydan birisi Marmara depremi. Marmara depreminde Sivil toplumun ne kadar önemli olduğu, ne kadar toplumsal meselelerin çözümünde hayatı olduğu görüldü. Devlet çökmüşken sivil toplum kuruluşları deprem anında yardım organizasyonlarını, arama kurtarma organizasyonlarını gerçekleştirdiler. İkincisi, Türkiye bir ekonomik krizle 2000'li yıllara girdi. ve Bu ekonomik kriz hem IMF yapılandırması hem bir taraftan bunu takip edecek bir biçimde Avrupa Birliği adaylık süreci... Türkiye'de o devletin 28 Şubat sürecinde her şeyi ben bilirim, her şeyi ben yaparım, her şeye ben vaziyet ederim anlayışının biraz gevşemesine yol açtı. 2000'li yıllar yeni iş reformlara sahne oldu ve bu reformların en önemlisi sivil toplum kuruluşlarının alanı genişledi. Kişisel hak ve özgürlükler genişledi. Bürokratik yapılar buna direndi ama sonuçta peyderpey, anayasa değişiklikleriyle, bu genişleme alanları e, mühürlendi. 2010'lu yılları şöyle bekliyorduk biz. Şöyle bekleniyordu. Yani 2010 2010'lu yıllar Türkiye'de artık gerçekten sivil toplumun çağı olacak. Gerçekten sivil toplum kuruluşlarının önü açılacak. Fakat hiç öyle olmadı. Çok çalkantılı bir dönem oldu 2010'lu yıllar. Önce e, Gezi hadisesi. Gezi hadisesi şu açıdan önemli. Türkiye'de sivil toplum alanında bir bölünme meydana çıkardı. Özellikle e, seküler e, sivil toplum kuruluşlarıyla muhafazakar sivil toplum kuruluşları arasında bir uzaklaşma meydana getirdi. Muhafazakar sivil toplum kuruluşlarının e, siyasete daha fazla adapte olmasına, daha fazla yanaşmasına yol açtı. Diğerlerinin de uzaklaşmasına yol açtı ve bu anlamda bir bölünmüşlük meydana çıktı. Hep böyle bir farklılık vardı ama 2000'li yıllarda bir bütünleşme, bir konuşma alanı, bir e, paydaşlık sistemi ortaya çıkmıştı. Bu çok hızlı bir şekilde bir uzaklaşmayla neticelendi. Akabinde 15 Temmuz'a giden yol bu süreçte yaşanan hadiseler, 15 Temmuz darbesinin Türkiye'de oluşturmuş olduğu alt üst oluşlar. Bu anlamda Türkiye'de sosyal siyasal gerilimlerin ve buna paralel eşlik eden iktisadi iniş çıkışların bol olduğu bir dönem oldu 2010'lu yıllar. Ben doğrusu şunu bekliyordum. Yani 15 Temmuz'la birlikte Türkiye'de Artık devlet-toplum ilişkilerinin belli bir gerilim hattından çıkacağını, devletle toplum arasındaki bütünleşmenin daha fazla sağlanacağını, bunda da sivil toplum kuruluşlarının çok büyük bir rol oynayacağını bekliyordum. Bu bir e, temenni bir hüsnü kuruntu da olabilir aslında. E, ama buna yönelik işaretler vardı çünkü ilk defa Türkiye'de, Türkiye'de darbeler e, toplumu bastırmak için yapılır. Yani toplum, siyasette, ekonomide bir mevki kazanır, biraz genişler, biraz e, güç kazanır. Darbeler gelir. Bunu bürokrasi adına, modernleşmeci devlet bürokrasisi adına bastırır. Bu Türkiye'ye mahsus bir şey mi hocam? Hani Türkiye'de yapılır dediniz ya. Yani Türkiye'de olan darbelerin özelliği mi bu? Yok, darbeler böyledir zaten. Bütün, Bütün darbeler dünyada böyledir. Bize. Ama bizde bir devlet toplum kopuşu var. Bu devlet kop toplum kopuşunu darbeler perçinlemiştir. 60 darbe söyledir, 70'de bir muhtere söyledir, 80 darbe söyledir, 28 Şubat öyledir. Yani hep bu şekilde gidiyor. 15 Temmuz'da halk buna müsaade etmedi. Yani ilk defa devletin bununla başa çıkabilecek bir durumu yoktu ama halk kendisi sokağa çıkarak tankın namlusuna çaput tıkayarak, değil mi o görüntüleri hepimiz hatırlarız yaşadık hep beraber o geceyi. Sahip çıktı ve ben dedim ki tamam burada o kapuş bitmiştir. Artık bundan sonra devletle toplum arasında bir güven tesis edilecek ve sivil toplum kuruluşlarına daha fazla alan açılacak. Devletle toplumun konuşması daha rahat olacak ama beklediğimiz gibi olmadı. Türkiye'ye mahsus bazı gerilimler, bazı alt üst oluşlar bu kanalları peyderpey yavaş 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 daralttı ve maalesef işte 2020'nin son günlerinde çıkan kitle imha silahlarının önlenmesine yönelik yasa onun içerisindeki hükümler aslında tam da 2000'lerde başladığımız noktaya geri dönmemize yol açtı. Yani yeniden sivil toplum kuruluşlarını bir tehdit olarak gören, sivil toplum kuruluşlarını denetlemeyi kendisinin en önemli vazifesi olarak gören, sivil toplum kuruluşlarının alanından rahatsız olan bir devlet görünümü çıktı karşımıza. Bu şuna yol açıyor. Bu Türkiye'de to sorunların çözülememesine yol açıyor. Konuşulamamasına yol açıyor. Gittikçe çözüm alanlarının daralmasına yol açıyor. Aktörlerin, farklı aktörlerin inisiyatif almasını zorlaştırıyor. Ve sonuçta devletin üzerinde büyük bir yükün birikmesine yol açıyor ve bu da krizlerle neticeleniyor. Bizim tekrardan aslında ne yapıp edip 2020'li yıllarda bu toplumsal alanı genişletecek reformları, toplumsal alanı genişletecek hukuki siyasi gündemleri tekrardan ortaya getirmemiz, ortaya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü toplum aktif olursa, dinamik olursa, kendi sorunlarına ilk elden çözüm bulur. Devletin üzerindeki yükü azaltır. Ayrıca siyasal ve toplumsal gerilimler azalır. Biz başka meselelere odaklanmak durumunda oluruz. Türkiye'nin eğitimine, Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin teknolojik yeniliklerine odaklanma fırsatını yakalarız. Ben bu anlamda büyük bir restorasyon döneminin bizi beklediğini düşünüyorum. Hocam, yani benim nacizane aslında fikrim bu. Ben de paylaşmış olayım. Hani İbn Haldun'un o klasik hep söylenen sözü, coğrafya kaderdir. Şimdi bizim coğrafyamızın çok enteresan bir özelliği var. Yani bizim ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları e, insani yardım vasfının sanki böyle çok daha önde olması gereken bir hüviyette çalışıyorlar ki işte yanı başımızdaki Suriye ile alakalı, Suriye iç savaşının etkisiyle alakalı veya işte belki afetlerin, depremlerin etkisiyle e, bu bahsettiğiniz sivil toplumun ilk bölümde bahsetmiştiniz ya biraz daha sivil toplum dediğimiz şey belki örgüt e, mantığıyla yani örgüt çalışması türüyle daha kapsayıcı ve e, kamuya da belki yön verici, daha ilham olucu faaliyetler yapmalı dedik ama sanki biz ona da imkan bulamıyoruz gibi hissediyorum. Yani imkan mı bulamıyoruz acaba e, bizim toplumumuzun bir yapısı mı? E, onu birazdan sorayım size. Olur. Haydi Çünkü konuşalım. az önce siz konuşurken darbelerden bahsettiniz. E, Türkiye'nin darbelerle alakalı bir geçmiş olduğunu ki bununla alakalı İslam'ın aslında yakın tarih bilinci e, panelleri var. O panellerde hep darbeleri aslında bize anlatmıştı. Ben Abdullah Bey bunu sormak istiyorum. Yani hocamdan sözü alıp size buradan taşıyalım. Ee, güzel bir yere geldik. En azından yakın tarihle alakalı sosyal mesajı bol bir program olacak. Buyurun. Evet. Müsaadeniz olursa bir iki ekleme yapmak istiyorum Lütfü Hocam'ın e, bu analizine. E, tabii 2000 yıl sonrası için 2000, 2010 yılı arasında sivil toplum adına e, bir gelişim anlamında bir e, trend olduğunu söyledi. Doğru Lütfü Hocam. Burada tabii ee, Avrupa Birliği müktesebatı, bununla alakalı uyum çalışmalarıyla beraber gerçekleşen bir süreç olmakla birlikte esasında o zamanki siyasi rüzgarın e, toplumsal uzlaşıyı daha geniş bir alana yaymak ve aynı zamanda demokratikleşme, özgürleşme adına yapılan girişimlerle beraber e, bir etkisi olduğunu da söyleyebiliriz bunun. Buna paralel e, tabii e, aslında devlet dediğimiz olgu işte kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşla, toplumla temas eden noktasında bir işbirliğine dayalı bir anlayışı geliştirdi. Yani yönetişim dediğimiz bizim aslında 90'lı yıllarda dünyada gelişen ve 2000 yılı sonrasında Türkiye'de çok aktif bir şekilde gördüğümüz bir yönetim anlayışı vardı. ve Bu sivil toplumu kamu politikalarına, yönetim süreçlerine dahil olması, bir ortak çalışma platformu oluşturması noktasında itici bir güç unsuru olmuş oldu. Bunun yanı sıra tabii 2008 küresel ekonomik krizi atlanılmakta gerektiğini düşünüyorum. Yani sivil toplum adına konuşuyoruz yine. Çünkü bu küresel ekonomik kriz bu müdahalelerle, liberal ekonomik politikaların yürümeyeceği düşüncesiyle devletin aslında tekrar rolünü geri almaya çalıştığı bir sürece evrildi. Ondan sonra izlediyseniz dünyada ve Avrupa ülkelerinde birçok ülkede e, sağın yük, yükselişi, milliyetçiliğin yükselişi, daha içe kapanık bir e, profil çizmesi. Yani batıdaki ülkelerden bahsediyorum. Dolayısıyla bunun bir etkisiyle beraber e, devlet bu e, o paylaşımcı şeyi biraz daha geri plan etmiş oldu ve sivil toplumla ilişkisini biraz daha mesafe koymuş oldu. Bunun yansımalarını e, Lütfü Hocam bahsetti. Türkiye'deki ilerleyen zamanlarda görmüş olduk. Tabii ki o toplumsal e, süreçlerde bir e, derin dip dalga dediğimiz hareketlenmeler, Arap Baharı gibi, işte Türkiye'deki gezi olayları gibi bunların etkileri de olabilir. Orada e, esasında 15 Temmuz'da beklentisini Lütfü Hocam'ın ben biraz daha daha erken bir dönemde bekliyordum. Yani 17-25 Aralık'tan sonra aslında oradaki e, siyasetle e, tırnak içerisinde cemaat yapılanması içerisinde e, Gülen Hareketi içerisinde bugün FETÖ diye tabir ettiğimiz o hareket içerisindeki o söylemlerde aslında bir kırıma başlamıştı. Yani siyasette, sivil alanla alakalı. Burada bir gelişme gerçekleşebilirdi ama o tartışma zemini çok oturtamadık. Onu kaybettik. Biraz da seçim atmosferine e, gitmiş oldu. E, bizim o dönemde e, biraz daha darbelerle alakalı, yani yakın tarih bilici, İslam'ın yakın tarih bilici panelleri bu anlamda önemli bir etki oldu. E, Tabi bu panellerin 15 Temmuz öncesi gerçekleşmiş olması hem manidar hem bizim açımızdan da güzel bir gelişme. Şunun için söylüyorum. Biz orada yakın siyasi tarih tarihimizi incelerken Türkiye'nin kırılma noktaları var. İşte 1960, 71, 80, 28 Şubat gibi süreçler var. Bu süreçlere giden etkenler neler ve bunun tekrar yaşamaması için ne yapılabilir, ne tür gelişmeler yap, yapılması gerekir şeklinde panellerimizin temel noktasını bu oluşturuyordu. Ee, teşekkür ediyoruz birçok akademisyenimiz, hocalarımız bu panellerimize katkı sağladılar. Düşünceleriyle. E, ee, tabii orada şöyle bir şeyle karşılaştık. Bir dipnot olarak belki hatırlatmak isterim. Biz bu panelleri gerçekleştirirken yani Türkiye'de artık bunlar konuşulmuyor darbe. Yani böyle bir şey yok. Bu niye böyle bu paneli gerçekleştiriyorsunuz diye bize zaman zaman tepkiler de oluyordu. Yani, e, İlla bir şey mi olması lazım? Özellikle bir Trabzon'daki bir Panelimizde yani hem yoğun katılımdı, orada çok böyle tepki almış. Aslında yani. şey de gösteriyor sanki Abdullah Bey de mi? Yani beklentisi çok yüksek bir ülkeyiz hocam. Yani bir şey sürekli bir şey oluyor çünkü bu ülkede hakikaten ve bir şey yok siz niye bir şey konuşuyorsunuz gibi bir şey mi acaba? Ya aslında şöyle yani bir, bir anlamda olumlu bakabiliriz buna. Tabii yani Türkiye'nin işte 2000 sonrası bir demokratik bir e, yapı dönemi var. İşte daha toplumsal katılım daha önemli, daha gerçekçi bir e, politikada izleniyor. E, bu süreçte artık bu darbe mevzuları biraz da yani modern dönem yani postmodern dönemde görüş konuşulmayacak şeyler gibi algılanıyor. Bu bu açıdan belki iyi bir şeydi ama bunun zeminini biz biraz daha tahlil etmemiz gerekiyor. Yani bunu bu sürece götüren şeyler ve olmaması gerektiği ile ilgili işte biraz önce bahsettiğimiz aslında sivil alan, kamu alanı bu ilişkilerin kendine düşen rolleri alakalı süreçleri belki oturturabilsek bir anlamda bir zemine bir çerçeveye e, sığdırabilirsek e, o şeyi demokratik alanı koruyabiliriz diye düşünüyorum. Biraz bu açıdan önemliydi. E, güzel panelde gerçekleşti. Evet, işte. yok çok güzel. Çünkü e, hocam da bahsetti. Türkiye'deki birçok e, yani tarihi olayın günümüzdeki yansımasını bilmek ya da tarihteki o ortaya çıkış sebebini bilmek günümüz ve gelecekle alakalı bize birçok şey söylüyor. İşte geleceğin Türkiye'si e, İlke Vakfı'nın çalışmaları belki e, yani geleceği nasıl tahayyül edebiliyoruz? Geçmişte olan olayların aslında etkisiyle ve düşüncesiyle. Ben şimdi Lütfü Hocam size bir soru soracağım. Az önce aslında bir ucunu açık bırakmıştık. Yani dedik ki Türkiye'nin birçok olaya gebe oluşu, birçok olay yaşayışı, darbeler, işte belki afetler, yanı başımızdaki savaşlar bizi çok etkiliyor. Belki sizin bahsettiğiniz eğitimle alakalı, farklı gelişimlerle alakalı kısımlar belki vakit dola bulamıyoruz. Yani yoğunlaşamıyoruz da siyasi politik olarak. Bir de hocam şunu soracağım. Neden sivil toplum? Evet. Yani Lütfi Sunar demek sanki sivil toplum demek gibi. Yani birçok işte kamuoyu anketi yapsak sizi tanıyan insanlara. E, Lütfi Hoca ST, sivil toplumcu. Yani STK'cı yılların. Yani sizin için de aynısı geçerli. Aslında size de aynı soruyu sormak lazım. Çok enteresan hocam. Yani e, üniversitede akademisyensiniz. Bir taraftan belki yayınlar çeşitli çalışmalar devam ettirebilecekken bir de bu yüksek mesainin yanına bunu ekliyorsunuz. Evet. Niye hocam? Şöyle tabi yani e, bizim Keşfet sorumluluklarımız var. Ee, mesela diyelim ki kendimize karşı sorumluluklarımız var. İşte potansiyelimizi, kapasitemizi gerçekleştirmek zorundayız, hedeflerimizi e, ulaşmak durumundayız. Ailemize karşı sorumluluklarımız var. Aynı zamanda topluma ve insanlığa karşı da sorumluluklarımız var. Ee, yani bir kişi mesleğini iyi icra ederse, topluma karşı, insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getirebilir. Birin bir iyi bir hekim olması, iyi bir işte e, e, ayakkabıcı olması, iyi bir e, ne diyelim mühendis olması. E, bu anlamda bir kişinin topluma insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getirmesine yol açabilir. Fakat bunun bir adım daha ötesine e, geçmek gerekir çoğu kez. Hani ihsan diyoruz ya. İhsan e, düzeyinde bir e, bakışla toplumun, insanlığın ihsan kıvamında olmak. Evet, ha. İhsan kıvamında toplumun ve insanlığın faydasına olacak işlere bir birisi vazife yüklemeksizin Halip olmak ya da birisi vazife yüklemek yüklemek sizin e, o işi gerçekleştirmek e, gerekiyor. Çünkü çoğu kez toplumsal sorunlar e, şu durumda. Yani birisi el atsa çözülüyor. Birisi sorumluluk üstlense çözülüyor. İşte bizim sokakta bir hanımefendi var. O, orada kedilere e, mama veriyor. O sokakta kediler var e, ve e, çoğu kez işte onların e, mesela geç, geçtiğimiz hafta e, kar yağdı. Oraya bir kedi evi belediyeden temin edip e, koymuş hanımefendi. Bu kediler o kedi evine girdiler ve e, o soğuktan korundular. Onlara mahalleliden destek de alarak e, mama veriyor. Şimdi bu kimsenin sorumluluğu değil bu. E, ama birisi bunu sorumluluk e, bilip o mahalleyi o sokağı güzelleştirecek bir faaliyete e, e, imza atıyor. Aynı zamanda Sivil toplum kuruluşları birileri bunu yaptığı için toplumun güzelleşmesine yol açıyor. Yani birileri ağaç dikiyor, sorumluluğu olmadığı halde. Birileri sokak çocuklarına yardım ediyor, sorumluluğu olmadığı halde. Birileri işte yaşlılara yardım ediyor, sorumluluğu olmadığı halde birileri Türkiye'nin meselelerine kafa yoruyor, bizatihi sorumluluğu olmadığı halde bu toplumdaki akışkanlığı, güveni çoğaltıyor bu toplumdaki güven önemli bir husus. Güven kadar büyük bir sermaye yoktur bir toplum için. Evet. Yani insanlar arasındaki ilişkiler akışkan hale gelirse, insanlar birbirine güvenirlerse, insanlar kendi sorunlarıyla ilgilenen bir baş, karşılık beklemeksizin ilgilenen başkaları olduğunun farkına varırlarsa, o zaman güven ortaya çıkar. Sivil toplum kuruluşları bunu sağlıyor. Toplumun akışkanlığını sağlıyor, dinamizmini sağlıyor. Biz de ilke vakfı olarak o sivil toplum kuruluşlarının daha iyi çalışabilmesi için, daha nitelikli hizmetler çalışa, yap, üretebilmesi için, daha iyi yapılar oluşturup, daha süreklilik arz eden bir şekilde varlıklarını sürdürebilmeleri için onlara destek veriyoruz. Kurumsal Yönetim Akademisi diye bünyemizde bir birimimiz var. Kurumsal Yönetim Akademisi, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine, çalışanlarına, gönüllülerine, kurucularına, destekçilerine çok sayıda eğitimler veriyor. Bu alanın gelişmesi için bilgi üretiyor, modeller üretiyor. Dolayısıyla biz toplumun hizmetinde olan sivil toplum kuruluşlarının hizmetinde onları geliştirici bir rol oynamaya çaba gösteriyoruz. Evet aynı şey aslında İstanbul'da da var bizim gördüğümüz bir düşünce kuruluşu olması hasabiyle ile ee, ben çok teşekkür ediyorum sizlere hem Abdullah Bey size çok teşekkür ediyorum ee, yani İstanbul e, Stratejik Düşünce e, ve Araştırma Merkezinin çalışmaları bizim için çok daha farklı bir anlam kazandı şu açıdan e, yakın tarih dedik. Osmanlı atlası dedik, ama bunun dışında bir düşünce kuruluşunun ne yapması gerektiği, nasıl çalışmasıyla gerektiği kısmı bugün konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, Lütfü Hocam, için. İlke Vakfını, İlke İlim, Kültür ve Eğitim Vakfını konuşmuş olduk sizlerle de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, sosyal mesajdan bu haftalık bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. vakıf katılım sosyal mesajı sundu